gizli direniş, darbeyle, terörle ilişkilendirmek ki yapılan budur. Mantıkla, akılla, hukukla ve vicdanla izah edilemez. Bilinmelidir ki Gezi davası ve benzeri Kobani gibi tüm siyasi davalarda adalet mekanizmasını iktidarın siyasi emellerini aracı haline getirmiş olmak ülkemize yapılan en büyük kötülüklerden birisidir. Çünkü Gezi'deki toplumsal refleksi sindirmeye çalışmak kadın cinayetlerinden doğa katliamlarına, 1 Mayıs Taksim meydan yasağından ki en tutuklu mekan şu anda Taksim, yıllardır. Eğitim ve sağlıktaki piyasalaştırma ve yozlaştırma uygulamalarına kadar süren onlarca sorun karşısında tepkisizliği amaçlar. Çünkü Gezi'deki toplumsal refleksi sindirmeye çalışmak, İliç'te milyonlarca ton toprağın altında nefessiz kalan işçilerin haklarına ve hatırasına kayıtsız kalmayı, tam 11 kenti yıkan depremlerin öncesi ve sonrasında yaşanan zafiyetlere, eksikliklere, aksaklıklara göz yummayı ve hepsinden önemlisi binlerce insan enkaz altındayken iktidarı korumak için yaşanan insanlık suçlarına ses çıkarmamayı amaçlar. Ve soluktur. Gezi adına hapiste tuttuğunuz herkesi derhal ama derhal serbest Taksim meydanındaki bir avuç yeşilliğe ve birkaç ağaca kapitalizmin Türkiye'deki işbirlikçileri tarafından vahşi bir saldırı düzenlendi. Orada şu anda burada bizimle birlikte olan Taksim dayanışmasının bileşenlerinden Türkiye'de İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve diğer emek ve meslek örgütlerinin üyeleri halkı bu vahşi saldırıya karşı direnmeye davet etti. Biz o gün de biliyorduk, bugün de biliyoruz ki bu sadece Taksim meydanındaki bir eski kışlanın ihya edilmesi veya oraya bir AVM dikilmesiyle ilgili değildi. İktidarın ki halen aynı iktidar maalesef bu ülkede iktidar etmeye devam ediyor. İktidarın direnen, hak arayan, yanlış giden şeylere hayır diyen, dur diyen emekçilere ve halka, demokrasi güçlerine bir parmak sallamasıydı. Gezi süreci Türkiye'nin en büyük sivil meşru itaatsizlik eylemidir. Sivil meşru demokratik bir süreç olduğunu hep açıktır. Gezi süreci parkımıza, ormanlarımıza, derelerimize, çevremize, kadınlarımıza sahip çıkmanın bir parçasıdır. Gezi mücadelesi çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirastır. Hukuksuz bir şekilde yargılanan, ceza alan, başta Can Atalay olmak üzere bütün arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.